Fatih Sultan Mehmet inanılmaz bir padişahtı. O yıkılmaz denilen surları yıktı, alınamaz denilen şehri fethetti ve Karadeniz'i kocaman bir Türk gölü haline getirdi. Balkanların büyük bölümünü ele geçirdi ve Ortodoks dünyasını kontrol altına aldı. Ege'den Adriyatik Denizi'ne kadar hükmediyordu. Peygamber müjdesine mazhar, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı pek iyi bilinir de vefatı ve sonrasında yaşananlar çok bilinmez. Ama bugünkü videomuzda bu konu hakkındaki sır perdesi aralanıyor ve gerçekler açığa çıkıyor. Takvimler 27 Nisan 1481'i gösterirken Fatih Sultan Mehmet ordusunu büyük bir sefer için hazırladı. Ancak seferin nereye yapılacağını kimseye söylemedi. Bunu düşmanlarının öğrenmesini istemiyordu. Ordusuna, adamlarına güveniyor ama saray içinde hainlerin olduğunu biliyordu. Hristiyan devlet adamlarının saray içinde çok sayıda casusu vardı ve bu casuslar Fatih'e birçok suikast düzenlemişlerdi. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet sefer rotasını saklıyor ve gideceğim yeri sakalımın bir teli öğrense onu keserim diyordu. Askerlerse seferin nereye yapılacağını tartışıyorlardı. En güçlü ihtimal İtalya'ydı. 21 yaşında Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'u fetheden Fatih'in yeni hedefi Batı Roma'nın başkenti Roma olmalıydı. Fakat ortada büyük bir sorun vardı. Fatih Sultan Mehmet hastaydı. Uzunca bir süredir nikriz yani gut hastalığından muzdaripti ve çok şiddetli ağrılar çekiyordu. Fatih Sultan Mehmet'in acıları artık dayanılmaz derecedeydi. Sultanın doktoru devşirme Yakup Paşa elinden gelenin fazlasını yapıyordu. Ama Fatih Sultan Mehmet bir türlü iyileşmiyordu. Fatih Sultan Mehmet yaşadığı acıya rağmen seferi komuta edeceğini kesin bir dille belirtti. Yakup Paşa böyle bir şeyin kendisini daha kötü etkileyeceğini söylese de Fatih Sultan Mehmet onu dinlemedi. 1 Mayıs 1481'de 300 bin askerle sefere çıktı ama daha yolun başındayken hastalandı. Şiddetli karın ağrıları çekiyordu. Kimseye belli etmemeye çalışsa da çok ama çok acı çektiği her halinden belliydi. Ordusuyla 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'na geldiğinde artık yolun sonu gelmişti. Kimsenin alamaz dediği İstanbul'u fetheden bu heybetli adam 49 yaşında elin bir hastalığa yenik düştü. Askerler sultanın zehirlendiğinden şüpheleniyorlardı. Ne yapacaklarını şaşıran paşalar ve askerler bir süre sultanın ölümünü herkesten saklamaya karar verdiler. Padişahın hamam ihtiyacı var denilerek gizlice cenazesi saraya getirildi. O sırada Şehzade Beyazıt'e ve Şehzade Cem'e ulak gönderildi. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in vefatı teamüller gereği herkesten saklanmalıydı. Ama işin ilginç ve acıklı kısmı Fatih Sultan Mehmet'in naaşı unutulmuştu. İstanbul'a erken gelen şehzade tahta çıkacaktı. Evlatları taht için birbirlerini yerken Fatih'in cesedi adeta çürümeye terk edilmişti. Paşalar şehzadelerden biri tahta çıkınca ortalık yatışır, sultanımızı geleneklere uygun şekilde defnederiz diye düşünüyorlardı. Bu yüzden sultanın başına ne mum diktiler ne de vücudunun tahnit edilmesini sağladılar. Aradan 4 gün geçti, hala Fatih'in naaşını düşünen yoktu. Topkapı Sarayı'nda sıcak Mayıs günlerinde elbiseleri içinde bırakıldığı için sultanın cesedi kokmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü İstanbul'u kaos içinde bıraktı. Şehzadelerden birinin artık tahta çıkması gerekiyordu. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü Yeniçeriler tarafından duyulmuştu. İstanbul'un fethi sırasında yeterince yağma yapamayan askerler gayrimüslimlere, devlet adamlarına, çocuk, kadın, yaşlı demeden herkese saldırmaya başladılar. O esnada vezirler de birbirlerine düşmüşlerdi. İstanbul'a ilk hangi şehzade gelecekti? Her bir vezir kendi kontrolündeki şehzadenin padişah olması için var gücüyle her yere saldırıyordu. Yeniçeriler, ulemalar ve çoğu devlet adamı Yıldırım Beyazıt'ı destekliyordu. Cem'i destekleyen Osmanlı Sadrazamı Karamani Mehmet Paşa Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Şehzade Cem'e giden ulaklarsa Bayezid'in damadı Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından öldürüldü. Bu yüzden Şehzade Cem babasının ölüm haberini çok geç öğrendi. İshak Paşa Beyazıt gelene kadar sarayda tutulan Beyazıt'ın oğlu Korkut'u sultan ilan etti. Cem Sultan'ın 2 yaşındaki oğlu Oğuzhan'ı ise odasına kilitledi. Ve tarih 22 Mayıs 1481'i gösterdiğinde, yani aradan 19 gün geçtiğinde Beyazıt İstanbul'a geldi ve padişahlığını ilan etti. İşte o an akıllara Fatih Sultan Mehmet geldi.
Ceset tamamen çürümeden baltacılar Ketyudas'ı kasın ve 2 Ekim elbiseleri soyduktan sonra iç organlarını çıkarttılar ve daha sonra cesedi ilaçlayarak kefenleyip defnettiler. Çünkü önemli kişileri mumyalamak Türklerde İslamiyet öncesi zamanlardan kalma bir adettir. Birçok Selçuklu Sultanı'nın yanı sıra Fatih Sultan Mehmed'in oğlu 2. Beyazıt'e kadar bütün Osmanlı hükümdarlarının mumyalanmış oldukları eski zamanlardan beri zaten söyleniyor. Ama bahsettiğimiz mumyalama eski Mısır'daki mumyalama tekniğinden farklı biçimde. Asya'daki mumyalama kurutarak yapılmakta. Cenaze bir takım kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra pastırma halini almakta ve zaman geçtikçe sertleşmekteydi. Şehzade Beyazıt de padişah ilan edildikten hemen sonra babası Fatih Sultan Mehmed'i bu bahsettiğimiz geleneklere göre kendi adına yaptırdığı caminin avlusuna defnetti. Ama maalesef ölümünden 19 gün sonra.